Merhabalar değerli izleyenler, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda patates ve yeşil mercimekle hazırlamış olduğum bir tarifi sizlerle paylaşacağım. Yarım kilo küçük boy patates, bir çay bardağı yeşil mercimek kullanacağım tarif için. Ortadan ikiye patatesi kestim, büyük parçalar halinde doğruyorum. Patatesleri dış kabuğuyla beraber kullanacağım. Birkaç defa yıkadım, sonra temiz bir telle iyice ovdum, tertemiz dış kısmı. Büyük boy bir tane soğan kullandım. Soğanı doğruyorum. Hazırlamış olduğum tarif et kullanmadan bol yeşil mercimekle yapılmış bir yahni tarifi. Tava içerisine yaklaşık bir kahve fincanı zeytinyağını ekledim. Soğanı ilave ettim. Soğanı biraz soteliyorum. Yıkamış olduğum bir çay bardağı yeşil mercimeği ilave ediyorum. Soğanla yeşil mercimeği soteleyeceğim. Bir tatlı kaşığı pul biber. Yarım çay kaşığı karabiber. Yarım tatlı kaşığı kimyon. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuz miktarını kontrollü ekleyin derim. Tuzsuz yiyenler için eklediğim miktar fazla gelebilir. Pul biber, kimyon, karabiber miktarını da damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben tüm hazırladığım yemeklerde bol acı kullanıyorum. Malzemeleri kavurdum biraz. İçerisine bir yemek kaşığı dolusu biber, domates, karışık salça ekledim. Tekrar karıştırıyorum malzemelerle salçayı. Tüm malzemeler birbirine karıştı. Oda sıcaklığındaki 3 su bardağı suyu ekledim. Tava içerisindeki suyun kaynamasını bekleyeceğim. Su kaynadıktan sonra ocağın altını kısacağım. Kısık ateşte mercimeği pişireceğim. Mercimeği pişirme süresi mercimeğin cinsine, sertliğine göre değişiklik gösterebilir. Tamamen mercimeğin bu aşamada pişmesi gerekiyor. Mercimek tamamen pişti. Yumuşacık oldu. Mercimeğin üzerine doğramış olduğum patatesi ekliyorum. Patatese göre sizler de biliyorsunuz mercimek çok geç pişer. İyice pişirdim. Patates mercimeğin buharında da kolaylıkla pişeceği için biraz kısık ateşte patatesi de pişireceğim ve ocağın altını kapatacağım. Patatesin çok fazla ezilmesini, çok fazla dağılmasını istemiyorum. Mercimeğin buharında biraz patatesi pişireceğim. Sonrasında servis aşamasına geçeceğim. Ara ara kontrol ediyorum. Pişip pişmediğine bakıyorum. Mercimek zaten tamamen pişti. Sadece patatesin pişmesi gerekiyor. Patates de pişti. Ocağın altını kapatıyorum. Yemek biraz dinlendikten sonra servis aşamasına geçeceğim. Yemek dinlendi. Hafif karıştırıyorum. Sizlere kaşıkla beraber alıp tekrar yakından göstermek istiyorum. Çoğu evde zaten pişen bu lezzetli yemek tarifini bugün sizlere dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Yiyenler lezzetini çok iyi bilirler. Mercimek patatese çok güzel yakışıyor.
Yemeği bir tabak içerisine aldım. Üzerine dondurucudan çıkarttığım nane ve maydanoz karışımını ekliyorum. Şu an maydanoz fiyatları çok pahalı. Dondurucu da vardı. Hemen çıkarttım, nane ile karışıktı. Hem renk hem de lezzet versin diye biraz üstüne serpiştirdim ve yemek servise hazır. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir lezzeti daha sizlere dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş, tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyi, ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Açıklama kısmından malzeme miktarına ulaşabilirsiniz. Pratik, lezzetli, evde bulunan malzemelerle yapılan başka tariflerde görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum.